Kore Milli Günü, Kore Haftası kültür şenlikleri kapsamında Edirne Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Kral ve Kraliçe'nin Türkiye Gezisi isimli Kore Saray Kıyafetleri ve Fotoğraf Sergisi'nin açılışı Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Buradaki sergiye Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, Kore Başkonsolosluğundan Kültür ve Ekonomiden sorumlu konsolos Ok-sok Ko, Kore Derneği Başkanı Park Yok-duk, Dünya Kostüm ve Kültür Araştırma Merkezi Sangeun Lee ve sergide yer alan kıyafetlerin tasarımını gerçekleştiren 6 tasarımcı katıldı. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, açılan Kral ve Kraliçe sergisinin ilk olması nedeniyle çok önemli olduğunu söyledi. Tanrıkulu açıklamasına şöyle devam etti. Kore Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bu dostane ilişkinin Edirne ayağı ve Edirne'de Kral Kraliçe kıyafetleri sergisi bizim için Edirne'de ilk olması nedeniyle de çok önemli. Bundan 66 yıl önce Kore'de bir savaş oldu ve buradan biz Türkiye'den birçok Mehmetçiğimiz oraya özgürlük mücadelesi için gitti. Aslında bizim ilişkilerimiz daha eskiye dayanıyor. Türkiye'de, Anadolu'da ve Trakya'da bir lakap vardır. Koreli derler bazı insanlara. 저희는 어떤 사람들한테 코리리라고 한국인이라고 부릅니다. Benim yaşadığım bir yerdeki ev sahibim de Koreli Mehmet'ti. Çünkü Kore'ye savaşa gidip gazi olarak gelen bütün Mehmetçiklere, askerlerimize yaşadığı yerlerde Koreli lakabı takılırdı. Dünyanın bütün insanları kardeş oluncaya kadar biz evrene güzel dilekler göndereceğiz. Koreli kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Sağ olsunlar. Kore kültürünü Türkiye'de tanıtmak amacıyla Edirne, İstanbul ve Kocaeli'nde etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Başkonsolos Ok-sok Ko, eskiden İpek yolunun kullanıldığını ifade ederek, eskiden Batı tarafından getirilen İpek bu sefer uçakla geldi. Ama bu İpek yolu sadece ipeği ve kıyafetleri değil, bu iki ülke arasındaki kültürel bağı artıran bir yol olacaktır diye konuştu. Edirne ve Kore eskiden İpek yolu vasıtasıyla birbirine bağlı olan iki şehirdi ve o zamanlar bu gördüğünüz ipekler taşınıyordu doğudan bu tarafa. Görüldüğünün han çayı tekrar kionamda. Ben İpek yolunun sadece İpek değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki barışın ve dostluğun geleceğin de birbirine iletildiği iki yol olmasını diliyorum. Konuşmaların ardından Kore'yi tanıtan fotoğraflardan ve 6 tasarımcının hazırladığı 30 özel kıyafetin bulunduğu Kore Saray Kıyafetleri ve Fotoğraf Sergisi gezildi. Evet.